Merhaba. Barolar Birliği'nde Metin Feyzoğlu dönemi sona erdi. Buna çok mutlu olan, iktidar da böyle devrilip gidecek diyenler var. Genel kurulda oylamaya bakıyorsunuz. 348 delege oy kullanmış, 182 oy alan Erinç Sakan yeni başkan seçilmiş. Feyzoğlu 156'da kalmış. Fark küçük. Saray barolara diş geçiremeyince paralel yapılanmayı devreye soktu. İstanbul'da İkinoğlu Yandaş Baro böyle kuruldu. Delege dağılımındaki adaletsizlikten türlü satın almalara kadar bir dizi organizasyona rağmen sarayın gözdesi seçimi kaybetti. Esasen Barolar Birliği'nin başkanının kim olduğu yakın zamana kadar pek kimseyi ilgilendirmeyen bir konuydu. Geriye doğru hep sol kökenli isimler birlik başkanı seçildi. Önder Sav gibi, Özdemir Özok gibi. Metin Feyzoğlu da başta öyleydi. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Kendisiyle 2015 yılının Eylül ayında tanıştım. Medya grubumuza baskılar artmış, televizyon kanallarımız Digiturk gibi platformlardan çıkarılmaya başlanmıştı. TürkSat da uydudan atmak için ihtar çekmişti. Ankara'da çalmadığım kapı kalmadı. Barolar Birliği'ne de gittim. Feyzoğlu çok sıcak karşıladı ve güçlü bir yazılı açıklamayla destek verdi. O günlerde bu bizim için çok değerliydi. Sonra kanala geldi, yayına çıktı. Bir saat boyunca canlı yayında yapılan işlemlerin hukuksuzluğunu anlattı. O yüzdendir ki tam bir yıl sonra Feyzoğlu'nun sarayla kurduğu ilişkiyi bir türlü konduramadım. Feyzoğlu 2016 sonrası rejimin aktörlerinden biri oldu. Fakat profil itibariyle tüm diğer aktörlerden ayrılıyor. Hiçbir mahalleye yaranamadı ve Barolar Birliği'ne yalnız veda ediyor. Saraya danışman olur diyorlar. Olsa ne olacak? Feyzoğlu 10 Mayıs 2014'te Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde Erdoğan'la birbirine girmişti. Bir saate yakın süren konuşmasında hükümete eleştirileri bitmeyince ön sırada oturan Erdoğan dayanamamış, yerinden yanlış konuşuyorsun, böyle edepsizlik olmaz diye müdahale etmiş, hemen sonra Cumhurbaşkanı Gül'le birlikte salonu terk etmişti. Büyük olaydı. 15 Temmuz 2016 tarihine kadar yapılan hukuksuzluklara yüksek sesle karşı çıkıyordu. Bu yönüyle sempati toplamış, CHP'nin olası lider adayları arasında ismi geçmeye başlamıştı. 15 Temmuz gelip çattığında tanıdığımızı zannettiğimiz Feyzoğlu gitti, yerine ülkede işkence yok diyen başka biri geldi. Sarayla sulh oldu. Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek... Erdoğan'ın avukatlara yeşil pasaport müjdesini avuçlarını patlatırcasına alkışlayan görüntüsü hafızalara kazındı. 2 yıl önce yargı reformu çıkarsa AB standartlarının üzerine çıkarız hayali kuruyordu. Geçen Mart ayında insan hakları eylem planı yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir plan diyecekti. Feyzoğlu profili bir Doğu Perinçek değil. Geçmişte Erdoğan'a demediğini bırakmayan Bahçeli de değil. Ne bileyim eski mahallesine geri dönen Ahmet Hakan, yargı harika işler yapıyor diyen İlker Başbuğ da değil. Feyzoğlu profili derin bir hayal kırıklığı. Cümle Alem 2013'te köprüden önce son çıkışı kullanırken 2016'da iktidar trenine binenlerden. Son tahlilde Feyzoğlu bir tercih yaptı. Kendini ve kurumunu sıfırlama pahasına tek adam rejiminin yanında durdu, o hali destekledi. Türkiye koşullarında parlak bir kariyeri tepti. Bir nefret objesi olarak mesaisini bitirdi. Diplomasız rejimin diplomalı yancısı olarak kayıtlara geçti. Değer miydi?